Efendim iyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlarım bu yılın ilk canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün vatandaşlıktan nasıl çalışacağız? İlk konu nedir? İlk konuyu biraz böyle bir anlatacağım. Veser Ve yani bir genel bir girizgah yapacağız efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hayırlı akşamlar efendim. Çok özür dilerim. Şimdi değerli dostlarım, vatandaşlık genelde hep sona bırakılır. Sonda bir özetle vesaire halledilmeye çalışılır. Ama velakin bu işin de çok doğru olmadığı da aşikardır. Çünkü neden? Türkiye ortalamalarının en düşük olduğu karşılık genelde vatandaşlık fastı. Orası aşikar yani. Peki biz bu dersi nasıl halledeceğiz? Şimdi ben sayfamda şöyle bir yola gidiyorum değerli arkadaşlarım. Uzun uzun videoyu izlemek istemeyen arkadaşlarım için konuları özet olarak böyle 2 dakikalık 3 dakikalık 2 dakikalık 3 dakikalık özetlerle bu işi halledeceğiz. Yani sırf benim sayfamı takip ederek bile değerli arkadaşlarım. bu hadiseyi halledebiliriz çok rahat bir şekilde. Ama velakin burada, şunu da belirtmem lazım. Gündüz de hatta bununla alakalı paylaştığım videoda bu amaçtadır. Arkadaşlarım diyor ki, hocam biz e, kendimizde çalışmak istiyoruz. İşte kendinizde çalışmak istiyorsanız, şunu ifade etmiştim Gündüz attığım videoda. Her akşam bir tane video. Ki burada lütfen şu noktaya gitmeyin. Yani bütün hocalardan birer tane video takip edin. Bir tane izleyin hepsinden. Birer tane takip edin. Ve deyin ki bu adamın tarzı bana uygun. Veya bunun tarzı bana uygun değil. Bir tane video. Bunu izledikten sonra değerli arkadaşlarım o hocayla zaten her hoca yaklaşık bir 45-50 tane falan video çekiyor. Onları da takip edin. Onun da soru bankasını çözün yeter. Yani gerçekten yeter. Kendisi çalışmak isteyen arkadaşlarım. Ama tekrar söylüyorum. Ben sayfamda uzun uzun video dinlemek istemiyorum. Hocam bana nokta atış bilgilerle bu işi halletme imkanı verir misin diyen arkadaşlarım için bütün konular böyle işte atıyorum yemek yaparken bir yerde müzik dinlerken bir şey yaparken iki dakika dinleyip ha buradan böyle soru geliyormuş deyip halledebilecekleri kısa videolar şeklinde paylaşım yapacağım. Altını çize çize söylüyorum değerli arkadaşlarım bir tane soru bankası yeterli. Tekrar söyleyeyim bir tane soru bankası net bir şekilde yeterli. Şimdi de sırasıyla e, artık konu anlatımına da başlayacağız. Çok vaktinizi e, harcamadan da değerli arkadaşlarım direkt konu anlatım faslına da gideceğiz. Yani mevzu bizim için şurası değerli arkadaşlarım. Altını çize çize söylüyorum. Ne olur bir tane hocayı takip edin. Onun da bir tane soru bankasının çözünü yeter. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ya arkadaşlarım. E tabii yani oradaki sıkıntı bizim için şurası. Yani bir tane soru bankasını çözüyor. Şimdi diğerleri için de onlara giriyor. O hoca ona önem veriyor. Bu yüzden de somut karşılık alamayınca biz bunu yapamayız diyor. Oraya dikkat yani oradaki mevzu. Peki. Hayır hayır. Burada ciddi ciddi konu anlatacağım değerli arkadaşlarım. Aman efendim ben de sizlere özlemişim. Çok çok teşekkür ederim kardeşlerim. Hoş geldiniz bakalım. Şimdi ders anlatacağım. İlk mevzumuzu burada sıfırdan bugünden itibaren bugün toplumsal düzen kurallarını anlatacağım değerli arkadaşlarım. Ve e, oradan soru nasıl gelir? Ön lisansta soru getirmişti burada fizik kuralları vesaire fahasında. Ve buradan e, aynı silsile de devam edeceğiz. Bir kez daha söylüyorum kardeşlerim, teşekkür ederim efendim, ben de sizleri özledim. Bir kez daha söylüyorum, sayfamda kısa videolar halinde, kısa videolar halinde, ee, böyle minik minik, işte atıyorum anayasa mahkemesi şudur, bu budur. Bak, diğer dersler için bunu diyemem, diğer dersler için bunu diyemem. Ama velakin lakin vatandaşlıkta bir tane yeter. Şimdi tarih için bunu diyemem, matematik için, ki onu zaten... O alanı anlatan hocalar daha ehil bilgi verecektir. Bu yüzden hani çok haddim olmayan işlere de karışmak istemem. Hocam mülakatı hiç dillendirmiyorsunuz. Vallahi bunu bana derseniz çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm mülakat konusunu. 2018'den itibaren mülakatla alakalı yargı sürecine giden Milli Eğitim Bakanlığı'nda hala Danıştay'da davası devam eden belki tek hocayımdır. Lütfen bunu da bir araştırmanızı rica edeceğim yani o konuyla alakalı e, dava açan belki tek hocayımdır burada bir Dipnot böyle derseniz gerçekten üzülürüm gerçekten Peki Haydi hemen e, yorumları kapatıp değerli arkadaşlarım soru çözümde yapacağız Yayınımı da kaydediyorum onun da bilgisini vereyim değerli arkadaşlarım Peki Mehmet Hoca ara verdi geldik. Eyvallah. Hadi bakalım. E tamam soru olursa da göreyim. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın. İlk başta vatandaşlıkta bir defa şunu unutmayın ne olur. Vatandaşlık ezber noktası değildir. Bak oraya ne olur çok çok dikkat değerli arkadaşlarım. Ezber dersi değildir. Neden bunu ifade ediyorum? Çünkü şöyle. Arka planı var. Yani hukuk dersinin değerli arkadaşlarım bir arka planı vardır. Ezber noktasına girdiğinizde problem yaşarsınız. Neden? Bunu hemen ifade edeyim değerli arkadaşlarım. Ezber kademesi için. Şimdi olay bizim için şurası. Peki yorumları kapatayım. Tamam. Tamam yorumları kapatayım. Hadi. Şimdi burada ilk ders toplumsal düzen kuralları. Öğrenci diyor ki hocam diyor bu mevzu ezber. Bakın şema ile anlatmam gereken hususları böyle görsel bir şekilde anlatacağım ama böyle biraz daha sohbete uygun kısımları da dediğimiz gibi böyle bir söyleşi gibi halledeceğiz. En başta ne var? Toplumsal düzen kuralları. Bakın kardeşlerim hukuk ezber değildir. Lütfen bunu size kim anlatıyorsa kesinlikle işin arka planını bilmiyordur. Hep verdiğim örnekler. Mesela Cumhurbaşkanı'nı 40 yaşında seçiyoruz. Neden? Bu Osmanlı'dan gelen bir dini teamüldür çünkü. Peygamberimize peygamberlik ünvanı 40 yaşında verildiği için bu Osmanlı'da divan yaşı olarak kabul edildi. Olgunluk yaşı, makam yaşı olarak kabul edildi. Bu yüzden ne oldu? Oradan buraya gelen bir devlet teamüldür. Peki neden 18 yaşında oy kullanıyoruz? İngiltere'de liman işçilerinin katıldığı bir eylem esnasında direnişin lideri konumunda olan genç Walter bir şeydi adamında hatta 18 yaşında polisle çatışmaya girdi ve ağır yaralandı hatta sonra vefat etti diye hatırlıyorum. İşte direnişin lideri konumunda 18 yaşında olduğu için bu tüm kara Avrupa'sına siyasi hakları arama yaşı olarak kabul edildi. Bu yüzden de değerli arkadaşlarım neye döndü iş? 18 yaş oy kullanma ve siyasi hak yaşı olarak kabul edildi. Mesela 60 darbesi ve 80 darbesi kıyası gelir. Daha doğrusu 61 Anayasası veya 82 Anayasası ÖSYM çok sordu bunu. Orada öğrenci diyor ki hocam ikisi de darbeyle olduğuna göre biri niye özgürlükçü biri niye yasakçı bir anayasa diyor. 60 darbesi albaylar tarafından yapıldı. Bu yüzden de ordu içindeki emir komuta zinciri bozuldu. Bu sebeple ne oldu değerli arkadaşlarım? Devlet kültürü hiç alışık olmadığı görüntülerle karşılaştı. Albaylar paşaları tutukladı. İşte bu yüzden ne oldu değerli arkadaşlarım? Devlet kültürü detaylı düzenlenemediği için var gücümüzle temel hakları düzenledik. Bu yüzden de 61 özgürlükçü bir anayasa oldu. Bu yüzden de mesela 61'de ne der? İnsan haklarına dayalı devletler. İnsan haklarına saygılı demez. Oysa 82 Anayasasına bakıyorsunuz. 82 Anayasasında nasıl bir tavır var? Değerli arkadaşlarım, orada emir komuta zinciri içinde gerçekleşti. 1 saat 45 dakika süren bir darbe süreci var ve bu yüzden de devlet bütün gücüyle sürece katıldı. Bu yüzden de 82'de devlet çok detaylı düzenlendi. Temel haklar düzenlenemedi. Bu yüzden de yasakçı bir anayasa konumuna geldi. İşte her maddenin her anayasanın bir arka planı olduğu için ezberden ne olmamız lazım? Uzak olmamız lazım. Şimdi ilk dersimizi bir konuşalım değerli arkadaşlarım. Toplumsal düzen kuralları. Bakın mantığını anlayalım. Bütün dünyada bir kişi yaşıyor olsa kardeşlerim, bir kişi hangi kuralı ihlal edebilirdik? Kimin hakkına girebilirdik? Hiç kimsenin. Bütün dünyada bir kişi yaşıyor olsa kimsenin hakkını ihlal edemeyiz ki değerli arkadaşlarım. İhlal edilecek bir hak olmaz. O zaman ne devreye girer? Madem böyle bir durum yok ne devreye girer o zaman? Şu husus devreye girer. Kimsenin hakkını ihlal edemeyeceğim için hukuka da gerek yok. Kimse yok ki kimin hakkını ihlal edeyim. İşte biz ne zaman toplum olarak yaşamaya başladık o zaman ne devreye girdi? Toplumsal düzen kuralları. Yani bir kişi varken toplumsal düzene gerek yok. Toplum yok çünkü. He, bir arada yaşamaya başladık. O zaman birbirimizin hakları devreye girdi. Susadık mesela. Su içeceğiz. Oğlum hangimiz içeceğiz? O zaman ne oldu değerli arkadaşlarım? Dedik ki su küçüğün söz büyüğün dedik. Yani kendimizce etik kurallar koymaya başladık. İşte toplumsal düzen kuralları orada devreye girdi. Şimdi burada bakıyorsunuz mesela. adab bu muhaşeret kurallar. Yani ahlak kuralları vurgusu. Şimdi olay buraya geldiğinde, bu adab bu muhaşeret faslına geldiğinde... Nedir de şey görgü kuralları özür dilerim. Görgü kurallarındaki hadisenin nezaket kuralları, letafet atfı yani. Bir yere gittiğinizde yemeği ağzınızı atarak yerseniz... Yakanız, bağrınız açık oturursanız mesela... Hala var hatta. Masaya oturduğunda arabanın anahtarını, telefonunu masaya koyan tipler mesela. E şimdi bunlar nedir? Görgüsüzlüktür değerli arkadaşlarım. He. Peki şimdi burası görgüsüzlük. Burada tamam. Burada yaptırım faslımız nasıl olacak değerli arkadaşlarım? Yaptırım kadememiz nasıl olacak? İşte burada diyor ki görgüsüz biriyle karşılaştı ne dersin? belanı vermesin. Seni yaratan da Allah bir sebebi vardır herhalde falan dersin. O zaman mevzu nereye geliyor kardeşlerim? Toplumsal olarak kınıyoruz, dışlıyoruz. Ankara Üniversitesi siyasal bilgilerin hocası Şerif Mardin'in bir ifadesi vardı. Bir dönem Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Mahalle baskısı dedi Şerif Hoca. Dedi ki bizim ülkemizde her iki tarafında birbirine mahalle baskısı vardır diye bir açıklama oldu. Çok uzun konuşuldu. İşte o mahalle baskısı burada nedir? Toplumsal kınamadır. Demek ki görgü kurallarında manevi bir yaptırım var. Bir dışlama var der arkadaşlarım. Peki şunu diyebilir miyiz? Görgü kuralları değişkendir. Ya tabii ki değişkendir. Görgü kuralları atfı. İlla ki değişken olacak. Neden değerli arkadaşlarım? Çünkü ülkeden ülkeye değişir, zamandan zamana değişir. E şimdi baktığınızda mesela ağız şapırdatmadık ya. Bugün uzak doğu ülkelerinin bazılarında ağız şapırdatmak asil bir davranıştır. Bir eve gittiğinizde yemeği ağzınızı şapırdatarak yerseniz bu asil bir davranıştır mesela. Ama normalde bu nedir? Nezaketsizliktir, kabalıktır yani. Emil Zola'nın romanlarını da geçer. Kara Avrupa'sında bundan 300-400 yıl önce bir eve gittiğinizde yemeği ağzınızı şapırdatsanız asildiniz yani. Senin benim yaptığım iş değil asiller ağzını şapırdatıyordu. Ne oldu değerli arkadaşlarım? Değişti. Ülkeye veya zamana göre görgü kuralları değişebilir. Hatta ülke içinde bile bölge bölge bile değişebilir yani. Peki görgü kuralları için ne diyoruz? Değişken ve toplumsal kınama. Yani manevi yaptırım diyoruz. Attık. Bir diğeri objektif ahlak kurallar. Bir diğer kademe bizim için objektif ahlak kurallar. Daha doğrusu önce ahlak kurallarına bir bakalım. Bunlar da toplumu düzenleyen kurallardır. Ama nedir değerli arkadaşlarım? Buradaki ahlaki atıf bizim için biraz daha farklıdır. Serttir görgü kurallarına göre. Yani birisine görgüsüz demenize göre çok daha katı bir tepki alırsınız ahlaksız dediğinizde. Bu yüzden görgü kuralları ve ahlak kuralları vurgusu kendi içinde çok ciddi dinamik fark ettirir. Şimdi nedir ahlak kurallarını ayıran? Objektif, subjektif. Bir avukat, bir hukukçu dedi ki: bir davada yalan söyledi ama pişman oldu. Sonra dedi ki ayna karşısında ya Özgür bundan sonra yalan söyleme. En azından çok yalan söyleme dediği zaman bu nedir? Kendince bir ahlak anlayış. Ama bir sallıyorum din adamı dedi ki ya haram bu hiçbir şekilde yalan söyleme. O zaman mevzu nedir? İşte değerli arkadaşlarım kişilerin kendilerince belirlediği ahlak anlayışı subjektiftir. Bizim ülkede çok olur. Mesela bir ilişki bittiğinde biriyle yakın dostuyla bozuşunca herkes böyle storyler atar. Bundan sonra tekim hayat bekle beni şöyle böyle falan diye yürür ya. Heh, orası ne işte değerli arkadaşlar. Orada bir Necat işler mesnevi paylaşım falan yapıştır. O bizim için ne işte değerli arkadaşlarım o subjektif hala. Kendince kural koyuyor yani. Bekle beni hayat. Verdiğim emekler boşaymış. Artık bir başıma yürüyorum. O ne biliyor mu o bir başına yürüyorum dedi. Hani bak boşa çıktım piyasa boş. İlgilenenlere duyurulur. Oradaki mevzu o yani. İşte bu subjektif ahlak anlayış. Ama bir kadını taciz edemezsin. Bir çocuğu istismar edemezsin. Sokak hayvanlarına kötü davranamazsın. Bu ahlaksızlıktır. Bunun sana göresi bana göresi yoktur. İşte burası ne oluyor değerli arkadaşlarım? objektif ahlak kuralları. Herkesin genel kabul göstermek zorunda olduğu da objektiftir. Yani sana göre bana göre değişir diye gidiyorsan subjektif, herkesin genel kabul ettiği ahlak anlayışı objektif ahlak kurallarıdır değerli arkadaşlarım. Orayı da belirlemiş olalım. Yapıştır onu da koyduk kenara ahlak kurallarını geldik din kurallarına. Şimdi din kuralları ha burası değişken değildir işte. Neden? kutsal kitaplar, ayetler vesaire bunlar sabit metinlerdir. Burası değişken olmaz. Bu yüzden ÖSYM hatta bir çıkmış soruda bunu ne olarak yorumladı? Dedi ki dogmatiktir. Din kuralları bu anlamda dogmatiktir, katıdır, sorgulama kardeşimdir. Peki size sınavda ÖSYM şöyle bir tezgah kursa kardeşlerim. Din kurallarının dogmatikliği ülkeden ülkeye değişir dese. Doğrudur. Vatikan'ın Hristiyanlık anlayışı ile Fransa'nın Hristiyanlık anlayışı aynı değil. Afganistan'ın Müslümanlık anlayışıyla Arabistan'ın veya İran'ın Müslümanlık anlayışı aynı değil. Bu yüzden dogmatikliğin yani katılığın derecesi de ülkeden ülkeye ne yapabilir değişkenlik gösterebilir. Peki güzel. Peki din kurallarında da mantık bizim için nasıl değerli arkadaşlarım? Yaptırım nasıl? Yine manevidir. Dışlamadır. Ramazan ayında işte atıyorum, e, oruç tutarken insanlar karşılarına geçtin lıkır lıkır içiyorum. E orada ya tamam hani oruç tut şunu yap bunu yap demek atfı için demiyorum bunu. Ama ya onların da nefsine zulmetme. İşte buradaki mevzu da tüccübilliyetsiz seni insan yerine koyanın falan dediğim vakit. Bu nedir işte değerli arkadaşlarım? Burada ne yapıyor? Dışlıyorlar yani oradaki kişiyi. Heh, bazen dışlamada da kalmıyorlar da. Buradaki o atıf bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Yine yaptırım noktası manevidir. Güzel. Din kuralları, görgü kuralları, ahlak kuralları. ÖSYM hemen yapıştırdı. Üçünün ortak noktası ne dedi? Yaptırım manevidir. Üçünün ortak noktası tekrar söylüyorum. Yaptırım bizim için manevidir değerli arkadaşlarım. Onu da koyduk kenara. Güzel. Geldik hukuk kurallarına. Aaa. Hukuk kurallarındaki olay bizim için neresi? Hukuk kuralları aslında olay bizim için neresi? Çok basit. Çok basit değerli arkadaşlarım. Hukuk zaten Arapça bir kelime, hak kelimesinin çoğuludur zaten hukuk. Hukukta diğerlerinden ayrılan yan nedir değerli arkadaşlarım? Maddi yaptırımdır. Hukuk kurallarını tekrar söylüyorum. Diğerlerinden ayrılan yan maddi yaptırımdır. Yani bu sefer böyle halkın kınamasıyla falanıyla filanıyla Olmaz bu iş. Ya ne olacak? Burada devlet güç kullanır. Uyulmayan, ihlal edilen kuralın niteliğine göre devlet bu anlamda ne yapar? Güç kullanır kardeşlerim. Yani ne yapar? Bir somut bir baskı kurar. Adamın malını mı çaldın? Heh, hırsızlıktan dolayı ceza davası da yapıştırır. Ondan uğradığın zarardan dolayı tazminata da gider. İşte ne oldu? Devlet polisiyle, jandarmasıyla, mahkemesiyle, şunuyla, bunuyla üstüne çöker. O yüzden de somut yaptırımdır oradaki olay. Peki hukuk kuralları değişken midir? Dik alas. Neden? Yavrum bugün bitcoin diye bir suç tipi var. Bilişim suçları var mesela. Sosyal medya suçları var. Lan bunlar 50 yıl önce var mıydı? Yoktu. O zaman ne? Teknoloji değişiyor. Hayat değişiyor. Hukuk da değişiyor. Bu yüzden değerli arkadaşlarım mevzu bizim için ne? toplumsal düzen kurallarındaki hukuk kuralları başlığında aynı görgü ve ahlak kuralları gibi değişkendir. Neden? Arkadaşlar toplumsal ihtiyaçlar değişiyor. Bugün belki de en ciddi vakit harcadığımız yerlerden birisi sosyal medya. 50 yıl önce böyle bir suç tipi yoktu. Bu yüzden hukuk kuralları da değişir. Ülkeye göre veya zamana göre ama yaptırımı maddi yaptırımdır. Güzel. Şimdi burada şu ayrımı yapacağız. Çok dikkat diyebilir miyiz peki? Evet hukuk kuralları diğer toplumsal düzen kurallarından maddi yaptırım yönüyle ayrılır. Çok güzel. Peki onlarla hiçbir bağ yok diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mesela şöyle düşünün. Bir büyüğü gördüğümüzde yaşça büyük veya akrabalık bağ sebebiyle hiç önemli değil. Bir büyüğü gördüğümüzde ne yaparız? <laughs> Tanımamazlıktan yani. Hayır hayır. Ne yaparız? Gidip selam veririz. Nasılsın amcacım? O teyzecim bu saçlar da sana yakışmış. Vallahi gençleşmişsin ha. Sen de delikanlı gibisin falan diye böyle inceden yıkamalar, yağlamalar yaparız. Büyü gördüğünde selam vermek. Ya bu bir nezaket kuralıdır. İnsanlar kendilerini iyi hisseder. Bu kadarcık bir diplomasiden kimseye zarar gelmez. İşte bunu yaptığınız zaman değerli arkadaşlarım. Büyü gördüğünde selamlamak. Bu bir görgü kuralıdır. Peki emniyet birimlerinde veya askeri birimlerde rütbece büyüğü gördüğünde ne yapmanız lazım? Selamlamanız lazım değil mi? Selamlamazsanız disiplin cezası alırsınız. O zaman rütbece kendinden büyüğü gördüğünde selamlamak bir hukuk kuraldır güvenlik birimlerinde ve maddi yaptırım uygulanır. Demek ki ben büyüğü gördüğünde selamlamak diye bir ritüel koyarsam görgüde de karşılığı var. Hukukta da karşılığı var. İki tarafta da karşılığı var demek ki. Demek ki birbirlerinden etkileniyor. Toplumsal düzen kuralları, başta hukuk kuralları olmak üzere birbirlerinden etkileniyor değerli arkadaşlarım. Oraya dikkat. Ve olayın diğer bir tarafı, diğer bir kademe. Şunu da bir belirtelim. Çok dikkat şimdi buna. Mesela büyüğü gördüğüne selamlamak dedik ya o askeri selam. Orta çağda şövalyeler bu kask giydiklerinde o e, demir öndeki o demir panelleri falan düşünün. Orada bir şövalye bir başka şövalyeyi gördüğünde kendi klanından mı kendi birliğinden mi bunu tanımak için öndeki o demir göz bandını açıyor. Bu bizim köyden mi lan diye böyle o göz bandını açıyor. O da açıyor bu kimidi lan falan diye açıyor dost mu düşman mı diye. İşte o göz bandını orta çağdaki şövalyelerin göz bandını açma hareketi zamanla askeri birimlerde savaşçıların birbirini selamlama ritüeline dönüşüyor. Ne oldu? Savaşçılar arasındaki bir görgü, bir adab-ı muhaşeret kuralı zamanla bir hukuk kuralına dönüştü bu birimlerde. Yani birbirlerinden ne yapar değerli arkadaşlarım? Etkilenir. O zaman dört tane toplumsal düzen kuralımız var. Din, görgü, ahlak, hukuk kuralları. Hukuk dışındakilerin yaptırımı manevi. Güzel birbirlerinden etkilenirler Din kurallarının diğerlerinden farkı dogmatiktir değerli arkadaşlarım. Ahlak kurallarının temel kriteri nedir? Objektif ve subjektif ahlak olarak da kendi içinde ayrılır. Biz bunu bu kadar anlattık. ÖSYm'de de gitti ne yaptı? Bu dördünü koydu. Altına da fizik kurallarını koydu. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzen kurallarından birisi değil dedi. Bu kadar anlattık. Gitti neyi sordu? dersi dinlemeyen bile yapabilir değil mi? Fizik kurallarını koydu. Hangisi toplumsal düzen kuralı değildir dedi. Ön lisans sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden de toplumsal düzen kuralları mevzumuz bu değerli arkadaşlarım. İlk hafta böyle bir kısa giriş yaptık. Yorum yapmayı da açayım. Haftaya değerli arkadaşlarım, haftaya ne yapacağız? Yaptırımları konuşacağız böyle yaptırımları konuşacağız. Sonlara doğru canlı yayınlarımızın sayısını biraz artıracağız. Özellikle yasama, yürütme, yargı vesaire konularda aynı böyle mantığını oturtarak, arka planını oturtarak değerli arkadaşlarım burayı halledeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Dediğim gibi ben çok sıkmadan gerek videolarla gerek kısa canlı yayınlarla bu işi halledeceğiz değerli arkadaşlarım. Tamam. Ona ne olur çok çok dikkat. Lisansta mı sorulmuştu? Özür dilerim ben ön lisans diye hatırladım. Soruyu hatırlıyorum ama lisansta sorul dedi arkadaşım. ikaz etti. Çok teşekkür ederim. Her çarşamba evet bu şekilde devam edeceğiz. Tamam her çarşamba saat 9'da. Teşekkür ederim. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Katıldığınız için teşekkürler. Haftaya tekrardan görüşmek üzere efendim. Saygı ve hürmetle.